konuklarımız şimdi değerlendirmelerini almak üzere HAKİŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan'ı davet ediyorum. Lütfen buyurunuz efendim. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Lütfen buyurun. Endüstri ilişkiler sistemimizin 3 ayağı var. Sacayan Başkan da ifade etti. Bu sacayanın bir tanesinde sorun var. Bu sorun işçi kesimi ve sendikal harekette. Çünkü çağdaş bir Türkiye'de, demokratik, gerçekten serbest piyasanın olduğu bu ülkede işçi kesiminin temsilinin son derece düşük olması, zayıf olması endüstri ilişkiler sistemimiz için aslında bir tehlike. Dolayısıyla şu anda 16 milyon işçinin sadece %14'ünün sendikal olması, bu sendikal gücün gerçekten toplam işçi içerisindeki payının düşük olması aslında bir temsil krizinde beraberinde getiriyor. Bunu aşabilmek için de özellikle sendikaların örgütlenmesinin önündeki engellerin de aşılması gerekiyor. En büyük engel işverenlerimizin sendikal harekete biraz da şaşı bakışından kaynaklı. Çünkü işçiler sendikalaşmak istiyorlar. Hiçbir sorun yok. Büyük çoğunluğu sendikal olmak istiyor. Fakat işveren engelini aşamıyor. İşveren engeliyle beraber mevzuat engeli de var. Bunları birlikte aşmamız gerekiyor. İşverenlerimizin de sendikal hareketin gücünden endüstri ilişkiler sistemimizin de yararlanacağına inanmaları gerekiyor. Sendikal yapının zayıfladığı, güçsüz olduğu işçi sendikaların orada da gerçekten endüstri ilişkiler sistemimizin bir ayağı sürekli topal olur. Biz bu topallıktan kurtulmak istiyoruz. Bunun için hem mevzuat açısından bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Sendikal örgütlülüğün önündeki engelleri kaldırma konusunda. Ama ben en çok işverenlerimizin bu konuda sendikasız iş yerlerinde sendikalaşmanın önünün açılması konusunda desteklerine ihtiyacımız var. Ya bu mümkün mü? Eşyanın tabiatına aykırı işverenler niye bunu desteklesin? İnanın Türkiye öyle bir noktaya gider ki bu konuda da yaşanacak acı tecrübeler bizi bu noktaya zorlamasın. Tam tersi diyoruz ki işçilerin de örgütlülüğün önündeki engelleri birlikte kaldıralım ve güçlü bir sendikal yapıyla masaya oturalım. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz ki dünyaya da örnek bir endüstri ilişkiler sistemini inşa edeceğiz. Bunu başarabilir miyiz? Ben bu anlayışın hakim olduğu zaman bunu başaracağımıza inanıyorum. Örneğin biz TİS Başkanı'yla pandemi döneminden bahsetti. Oturduk Türk İş, HAKİŞ, TİSK. Çok önemli kritik kararlara imza attık. Kısa çalışma ödeneğini biz ortaya koyduk. Kriz döneminde işten çıkarma yasağını biz getirdik. Hükümetimizle beraber. Daha sonraki dönemlerde, deprem döneminde, bazı sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde ortak hareket ettik. Örneğin aynı şeyleri düşündüğümüz vergi konusu. Türkiye'nin adil, hakkaniyetli, gerçekten çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan bir sisteme ihtiyacımız var. Vergideki adaletsizliğe birlikte itiraz ediyoruz. TİS'le beraber örneğin son asgari ücret dahil, daha önceki asgari ücretimizde ilk defa gerçekten TİSK'in katkısını da çok önemsiyorum. İlk defa biz asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını sağladık. Hem Türk İş'in, hem TİSK'in, hem de hükümetin bu konudaki kararlılığı gerçekten çok önemliydi. Büyük bir iş başardık. Bunu genişletebilir miyiz? Vergi dilimlerindeki adaletsizliği ortadan kaldırma konusunda aynı şeyleri düşünüyoruz. Kayıt dışı ile mücadele. Kayıt dışı istihdamla mücadelede TİS'te aynı yerdeyiz. Çünkü kayıt dışı aslında bize birkaç tane sorunu da getiriyor. Kayıt dışı istihdamı önlediğimiz zaman biz sendikal örgütlülüğü yaygınlaştırırsa kayıt dışını ortadan kaldırıyoruz. Bizim örgütlü olduğumuz hiçbir iş yerinde kayıt dışı istihdam söz konusu değil. O zaman sendikal hareketin güçlenmesi kayıt dışıyla mücadele için en önemli argüman. İkincisi iş kazalarıyla ilgili mücadelede kayıt dışıyla eğer örgütlülüğü gerçekleştirirsek iş kazalarındaki ölüm oranları sendikal yapıların olduğu yerde %1'in altına düşüyor. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Onun için biz hem kayıt dışıyla mücadele yaparken sendikal örgütlülüğü öncelersek, sendikal örgütlülüğün desteklenmesini sağlarsak, örneğin TİS'te bizim bir ortak talebimiz var. Sendikal örgütlülüğün olduğu yerleri teşvik edin. Çünkü sendikal yapıların olduğu yerler kayıt dışı yok. İş kazalarında ölüm oranları çok düşük. Bir gelir adaletsizliği konusunda daha fazla
bir gelir dağılımındaki dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. O zaman sendikal örgütlülüğün desteklenmesi konusunda işletmelerimizin de bazı teşvikler sağlanması gerekir. Örneğin vergide %5'lik bir avantaj sağlanabilir. Asgari ücret konusu, belirlenen asgari ücret hepimiz için hayırlı olsun. Bizim itirazımız asgari ücretin bugünkü belirlenen rakamlarına değil. Bizim itirazımız asgari ücretin minimum asgari ücret olmaktan çıkmasıdır Sayın Bakan. Gerçekten bunu çözmemiz gerekiyor. Onun için bizim belirlediğimiz asgari ücret minimum ücret olsa bugünkü rakamlar konusunda da hiçbir itirazımız yok. Ama minimum asgari ücret değil, bugünkü belirlediğimiz ortalama ücreti belirliyoruz. Burada sorun yaşanıyor. Onun için bunu çözmek için bizim hem asgari ücretin mevzuat açısından komisyonun yapısının değişmesi hem de asgari ücretin sadece minimum ücret olarak kalacağı bir modeli yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sayın Başkan da burada Ergun Bey'e de teşekkür ediyorum. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Kısa zamandaki en başarılı sözleşmeyi imza attık. İnanın Ocak ayı girmeden başladı. Ocak ayındaki enflasyon zammımızın artırılması konusunda büyük bir talep var. Şimdi bir yıl olmamış toplu sözleşmeyi imzaladık Mayıs ayında. Ücretlerimiz şu anda gerçekten sembolik hale geldi. Onun için hükümetimizden de Sayın Bakanımızdan da buradan çağrı yapıyorum. Bu Ocak ayındaki enflasyon farkımızın üzerine bir iyileştirme, ek protokolla bir iyileştirme yaparak kamudaki çalışanlarımızın da taleplerinin karşılanması konusunda desteğinize ihtiyacımız var.